Ankara'dan iyi bir gün diliyoruz. Önemli bir konuğum var. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Aslında AK Parti kurmayları çok uzun zamandır, neredeyse bir aydır hiç konuşmadı, hiçbir değerlendirme yapmadı. Depremden sonra yoğunluğu deprem çalışmalarına verdiler. Siyasi tartışmalara hiç girmediler. Ama bir taraftan da seçim takvimi işliyor. Dolayısıyla Sayın Numan Kurtulmuş'la hem deprem ve sel felaketini hem de siyasi gelişmeleri konuşacağız bugün. İlk kez belki de dediğim gibi bir ay sonra hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. CNN Türk'ü tercih ettiğiniz için. Teşekkür ederim. Efendim hemen sıcak gelişmelerle başlayalım o zaman. Yani ard arda felaketler yaşanıyor. Gerçekten canımız yanıyor. Bir taraftan deprem, arkasına daha yaralar sarılmaya çalışılırken sel felaketi şimdi Urfa Adıyaman'da. Bir takım eleştiriler de geliyor. Yani çadırların yanlış yere kurulduğu, yine önlem alınamadığı, yapılaşma problemleri ve benzeri. Muhalefetin tepkisi de var. Öncelikle bu eleştirilere ve son yaşanan felaketin sebeplerine dönük neler söylersiniz? Şimdi tabii öncelikle hakikaten yaşadığımız bu süreç asrın felaketi olarak isimlendirildi. Karada kaydedilen dünyadaki en büyük deprem olarak bilim adamları bunu söylüyorlar. Yıkıcı etkileri bakımından, tesirinin yaygınlığı bakımından son derece önemli bir facia ile karşı karşıya kaldık. Allah rahmet eylesin. 50 bine yakın vatandaşımız şehit oldu. Hükmen şehit olduklarına inanıyoruz. Şehirler yıkıldı. Bazı şehirlerimiz, bazı ilçelerimiz yeniden sıfırdan neredeyse yapılma noktasına geldi. Büyük can kayıpları, büyük mali kayıplar söz konusu oldu. Türkçe'de güzel bir laf var, Allah beterinden saklasın derler. Bazı olaylar karşısında deriz ki ya bunun daha da beteri olur. Maalesef tam bu depremin yaraları sarılmaya başlanırken, bununla ilgili çok hızlı tedaviler ortaya konulmaya çalışılırken, maalesef dünkü sel felaketiyle hem Kahramanmaraş hem Şanlıurfa illerimizde büyük bir yıkım daha ortaya çıkmış oldu. Şu ana kadar tespit edilen 15 vatandaşımız vefat etti. Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla bu çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani Allah bir daha bu milleti böyle büyük bir imtihanlarla sınamasın. Ve tabii ki burada niçin böyle oldu? Bu depremler niye bu kadar yıkıcı etkileri oldu? Bunların hepsini bilimsel bütün verileri kullanarak ve bundan sonra bir daha bu tür afetler ortaya çıkmadan önce tedbirlerini alarak yolumuza devam etmemiz lazım. Onun için biz bu meseleyi, deprem meselesi ve bundan sonraki afetler meselesini Türkiye'nin önemli önceliği olarak kabul ettik. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi bu süre içerisinde millet can derdindeyken bizim siyaset derdinde olmamızın asla doğru olmadığı kanaatine de olduk. Bugün de aynı kanaatteyiz. Bizim bugün de evet birçok meselemiz var, seçim kampanyasına giriyoruz ama sonuçta Cumhurbaşkanımız da ilan ettiği gibi böyle şarkılı, türkülü, efendim debdebeli, şaşalı bir kampanya değil. Her aday ve partiler sahaya çıkacaklar ve görüşlerini ifade edecekler. Böyle olması lazım. Bunun için de özellikle bu afetleri bir siyasi malzeme olarak kullanmamak gerekir. Burada samimiyetle dile getirilen her türlü eleştiriyi dinlemeye hazırız. Ama bunun üzerinden bir siyaset yapılmasına da kategorik olarak karşıyız. Ya mesela şöyle bir eleştiri vardı en son Sayın İçişleri Bakanı'nın çıkıp ihtiyaç açıklamaları üzerine hala neden çay şeker talep ediliyor? Organize olunamadı mı hala? İşte toplanan yardım paraları ne oldu? En çok bu sorular yöneltiliyor. Şimdi bakın büyük bir yıkım. Ve bu millet Allah razı olsun devlet ilk andan itibaren bütün kurum ve kuruluşlarıyla sahada oldu. Biz bütün iki sefer sahayı dolaştık ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte. İlk andan itibaren ya 4.17'de deprem oldu. Bizim arkadaşlarımız, milletvekili arkadaşlarımız 4.20 civarında hepsi illerine mobilize oldular. Bir kısmı çok geç gittiği yol şartları dolayısıyla. Bütün devlet kurumları oraya ulaşmaya gayret etti. Sonuçta bu kadar büyük bir felaket, 500 kilometre çapında bir dairenin içerisinde düşünün. Yani Avrupa'da birçok ülkeden daha büyük bir alanda büyük bir felaket ortaya çıktı. Sadece alanı değil, aynı zamanda yıkım gücü bakımından da çok etkili bir afetle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla burada samimiyetle sahada çalışılıyor. Ve bundan sonraki afetlerin önlenebilmesi için de çok bilimsel yöntemlerin eksikler var mı? Var. Bütün bunların hepsinin ortaya konulması lazım. Şehirleşme
yönetmedeki yanlışlıkların ortaya konulması lazım. Bunun için de biliyorsunuz 2 hafta evvel Dolmabahçe'de çalışma ofisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde aşağı yukarı 110 arkadaşımız, bir kısmını ben daha evvel şahsen de tanıyordum, bir kısmını da ismen biliyoruz. Türkiye'nin her alanda çok değerli bilim adamları bir araya geldi ve Türkiye Ulusal Risk Kalkanı projesi çerçevesinde yeni bir çalışma başlatıldı. Arkasından Çevre Bakanımız ikinci toplantıyı bölgede yapmış oldu, Gaziantep'te yapmış oldu. Bundan sonraki hedefimiz şudur. Türkiye belli deprem bölgesi. Dünyadaki iklim değişiklikleri dolayısıyla seller, kuraklıklar, gıda krizleri, su krizleri vesaire birçok olası senaryoyla karşı karşıyayız. Bunların hepsini ortaya çıkmadan evvel tedbirlerini alacak şekilde bunların önlenmesini gerçekleştirmemiz, ortaya çıktıkları anda da nasıl mobilize olacağımızı çok daha bilimsel yöntemlerle ortaya koyabilmemiz ve sonuçta sonuçlarını, üçüncü aşamada da sonuçlarını çok hızlı bir şekilde tedavi edebilmemiz, ortadan kaldırabilmemiz lazım. Bu bir milli meseledir. Siyasi tartışmaların konusu değildir. Olan eksiklikler, hatalar varsa bunların hepsi yıllar içerisinde oluşmuş olanlar. Bunların hepsinin tedavi edilmesi için mesela işte Antakya'da yani insanın içi kan ağlıyor. Yani zemini çok kötü yerlere çok sağlam binalar yapılmış. Binaların bir kısmı olduğu yerde yan yatmış, bir kısmı yıkılmış. Dolayısıyla binaların yapımları, yapım teknikleri, kullanılan malzemeler, zemin seçimi vesaire başta olmak üzere. Kuraklıkları, orman yangınlarını nasıl önleyeceğiz? Bununla ilgili tedbirler baştan alınmak üzere. Ve tabii Türkiye için en önemli sorunlardan birisi su meselesi. Önümüzdeki, biz bunu hep yıllardır konuşuyorduk. Hı hı. Su krizi, gıda krizi, dünyayı bekleyen önemli problemler. Türkiye'nin çok etkin bir su yönetimine kavuşması durumu var. Şimdi